önemli bir son dakika haberi var. Mısır Dışişleri Bakanlığı Gazze'ye yapılacak yardımlar Ariş Havalimanı'na yönlendirilebilir dedi ve Refah sınır kapısının da an itibarıyla açık olduğunu duyurdu Mısır Dışişleri Bakanlığı. Bu önemli, birkaç saldırı da olmuştu bölgeye. Mısır kapıyı kapatmıştı. Sivil çıkışlarının olabileceği tek nokta içeride, biliyorsunuz, kuşatma altında insanlar, 2 milyon insan yaklaşık olarak, 360 bin kişinin, Gazze'linin yer değiştirdiğini Birleşmiş Milletler açıkladı. Ama nereye gitti bu insanlar? Nerelere sığındılar? İlk günlerde bu Refah kapısından çıkanlar kamplara giden insanlar oldu ama daha sonra kapılar tümüyle kapanınca bombardıman altında kaldı bütün Gazze'liler, Filistinliler Gazze'de. Mısır Dışişleri Bakanlığı Gazze sınırındaki Refah sınır kapısı an itibariyle açıktır dedi. Ve İsrail'e saldırılarda Refah sınır kapısını hedef almamasını söyledi. Böyle bir çağrısı var Mısır'ın. Refah sınır kapısını hedef almayın diyor. Sivillerin orada güvenli bir şekilde sivillerin tahliye edilmesi beklenti. Acaba oradan Gazze'liler çıkabilecekler mi? Çünkü bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ile Mısır'ın da bir insani koridor oluşturulması yönünde diplomatik girişimleri, daha doğrusu görüşmeleri olduğunu duyuyoruz ama resmi bir açıklama yapılmadı şu ana kadar. Mısır Gazze'ye yardım El Ariş Havalimanı'na gönderilebilir dedi. İçeride çok ciddi bir gıda sorunu var, su sorunu var, elektrik sınırlıydı. Artık oradaki enerji santralinin de yakıtı bittiği için elektrik dün saat öğleden sonra 14, yani neredeyse 24 saat önce bitti. Bombardımanın yarattığı ölüm, binlerce yaralı, yıkım ve bu trajedinin yanı sıra orada sağ salim olan insanların da ne yazık ki suyu yok, elektriği yok, gıdası yok, çoluk, çocuk, bebek çatma altındalar. Ekrandaki görüntüde de büyük bir panik yaşandığını görüyorsunuz. Düşen bir bombanın yarattığı paniği görüyorsunuz. Eşyalarını alabilenler işte bu kapılara doğru gidiyor, okullara gidiyor. Bombalardan korunabilmek için toplu olarak kendilerine korunaklı bir alan bulmaya çalışıyorlar. Bir yandan da binlerce ton bomba atıldı. Yani tek bir bombanın, bazı bombaların 4 ton olduğunu biliyoruz. Şu panik anına çok bir 5-10 saniye bir ben susarak yer açayım. Bakın. Yüz metre falan belki daha bile az bir mesafe. Yüzlerce insanın olduğu bölgede bombaların düştüğünü ve ne yazık ki insanların üzerine de düşüyor. Binalara da düşüyor. Çok sayıda bina vuruldu. Yani tümüyle yerli bir olan binden fazla bina olduğu gibi 5000'den fazla binada ağır hasar almış durumda. Enkazlarla dolu Gazze ve pek çok alana zaten ekipler de yetişemiyor. Az önce Şifa Hastanesi'ndeki durumu aktardık. Elektrik yok. Morglarda soğutma yapılamıyor. Sağlık desteği var. Yani dört bir yandan çok sınırlı sayıda ambulans ve tıbbi ekipmanla yaralananlara müdahale edilmeye çalışılıyor. Ve son bilgi önemli. Refah sınır kapısını Mısır yeniden açtı. Gazze'ye yardımlar El Ariş Havalimanı'na gönderilebilir dedi. Ve bir yandan da İsrail'in orada saldırıları olmuştu. Burayı vurmayın diyor Mısır İsrail'e.